Ben çok seviyorum. Genellikle tercih ediyorum beyaz ya da bunu. Yani büyük bir zevkle ikinizi izledim. Hem de çok da işime yaradığını düşünüyorum. Çünkü şey, arkadaşlar dün bir arkadaş şey dedi. Ya ben seni seyrederken biraz bunalıyorum. Hani olumsuz şeyler anlatıyorsun dedi. Ben de ona dedim ki seçimden de önce yazdım, konuştum. Hani faiz, enflasyon ve kurun yukarıya doğru gideceği belli. Bugünleri daha önceden söyledik. Yarın olabilecek olumsuzlukları da söylemeye çalışıyoruz. Keşke daha çok olumlu şeyler olsa duysak. Mesela bugün Merkez Bankası Başkanımızın söylediklerinde satır aralarında olumlu şeyler de yakalamak istiyoruz ama olmuyor maalesef. Yalnız Emrah Bey ve Ebru Hanım, sizin ilk bir saatte olan biteni anlatmanızdan mutlu oldum. Çünkü olumsuzlukların önemli bir bölümünde konuştunuz. Hoş onlar bitmez ama tablo maalesef Türkiye ekonomisi. Daha olumsuzlarını size sakladık hocam. Peki. Peki. Hocam motorin zammını duydunuz değil mi? Hayırlı olsun. Karpuz 17 bin liradan geliyordu. 17 bin liraya geliyordu. Ben bu karpuzu 17 bin liraya getiriyordum diyordu ya pazar esnafı. Şimdi herhalde evet. 22 bine falan getirirler. Karpuz 100 lira falan olur size, kaç lira bilmiyorum. Her gün etiket değişiyor hocam. Markete bir giriyorsunuz, bazen gün ortasında etiketleri değiştiriyorlar. Günde iki kere değiştirdiğimiz oluyor diye bugün arkadaşlarımız haber yapmış. Ben bizzat şahit oluyorum. Sürekli etiket yenileniyor. Bir de etiket maliyeti çıktı marketlere yani. Her yerde yani, böyle sürekli etiket yazılıp kaldırılıyor. Yazılıp çiziliyor böyle. Sürekli etiketler değişiyor. Kasaya gelene kadar etiket fiyat değiştiği için ondan sonra fiyat değişti diyorlar. O etiketteki fiyat geçerli olacak. Kasadaki değil, ona göre. Etikette ne görürseniz o. O yüzden de inanılmaz hızlı etiket değişiyor. Öyle bugün de değişir yine etiketler. Böyle bir ekonomi için olabilecek en olumsuz şeyden bahsediyoruz. Yani bütün dengelerin bozulduğu bir dönemdeyiz şu anda. Bunun için burada hani hem Merkez Bankası Başkanı'na hem Hazine ve Maliye Bakanı'na eksik taraflarını görerek eleştiriyoruz ama kolaylıklar da diliyorum. Çok zor bir dönemden geçiyorlar. Burada karar vermek, hareket etmek olanaklarının da kısıtlı olduğunu görüyorum. Ondan dolayı da çok sık eleştiriyorum. Bir ülkede hani hemen fiyatların değişebilir olması, markete girdiğiniz ve çıktığınız arasında değişebilir olması, emeklilerin pazarın son saatlerini bekleyip oradan alışveriş yapmaya kalkışmaları bu Türkiye için çok acı bir tablo. Hani bunu biz boşu boşuna da gelmedik aslında buraya. Elbette hani Emrah Bey söylerken çok iyi anlattı. Yani bu bir seçim ekonomisinin sonucu dedi ama hiç şunu da unutmayalım. Biz son 20 yılda aslında başkalarının paralarını yere yedik ve çok rahat bir hayat sürdük. Yani bunun bazıları farkında değildi ama bu hikayenin bir yerde biteceği belliydi. Likiditenin en bol olduğu dönemde ve bütün dengeler neredeyse Türkiye ekonomisinin hani bu güçlü ekonomiye geçiş programından sonra oturmaya başladığı bir dönemde iktidar oldunuz. Ama sadece inşaat ekonomisiyle büyümeye çalıştınız. Dünyadaki en kolay yöntemlerden birisidir. İnşaat ekonomisi sizi çok çabuk büyütür ama sürdürülebilir değildir. Ve nitelikli iş gücüne yönelmenizi engeller. Daha sonra bütün dünya işte bu, hatta 2008 finansal kriziyle ilgili ben hep şey derim. Aslında Türkiye'nin imdadına yetişti. Hani o zaman şimdiki Cumhurbaşkanımız başbakanken şey dedi ya, teğet geçti diye. Hani bugünden hikayesi orada olduğu için bundan bahsediyorum. Teğet geçti ama şundan geçti. Bütün ülkeler talebi canlandırabilmek için gelişmiş ülkeler negatif faiz uygulamasına gittiler. Paraya o zaman boğulduk. Durgunluk vardı ve doğru bir şeydi. Onların önemli bir bölümünde gelişen ülkeler piyasasına geldi. Onlardan birisi Türkiye'ydi. Ha, biz ne yaptık? Hani o parayı yine harcamaya devam ettik ama ekonomimizde, üretim yapımızda bir değişikliğe gitmedik. Yüksek katma değerli ürün üretmedik. Ama bu hikaye bir gün nerede bitti? Bütün dünyada enflasyon yükselmeye başlayınca artık sizin için para bulmak çok zor olmaya başladı. İşte o zaman, hani biraz 2018'de de denk geldiği için söylüyorum. Sizin büyüme için bir şeye ihtiyacınız vardı. Büyüme için ihtiyacınız olan şuydu. Ben para bulamıyorum, kolay borçlanamıyorum. O zaman hani Türkiye'nin bir artık büyüme hikayesi de yok. Bunu devam ettirebilmeniz ve seçimleri kazanabilmeniz için iş talebi canlandırmanız gerekiyor. Ucuz kredi vermeniz gerekiyor. Bunu verdiğiniz zaman zaten bir servet aktarımı yapıyorsunuz. Nasıl, kimin parasını kime aktaracaksınız? Düşük faizde elinizde tuttuğunuz ve TL'yi değersizleştirdiğiniz için zarara uğrayanların parasını, ki iş dünyasında bence önemli bir bölümün itirazı buradan da gelir, ucuz ve kolay bir krediye de alıştırdınız. Böyle bir ekonomiyle bugüne kadar geldiniz ama hiçbir şey sınırsız, hiçbir şey karşılıksız değil. Bunları yaptığınız zaman bir ekonomik yıkıntı ile karşı karşıya kalıyorsunuz ve faturasını bir gün ödemeniz gerekiyor. Ama sıkıntı şurada, bu sistemden kazananlar ödemiyor, yine bu sistemden zarar eder. Yoksullar, geniş halk yığınları bu faturayı ödemek zorunda kalıyor.
Yani hep bunu söylemeye çalıştık. İşte seçimden sonra bu tablo değişecek. Niye seçim öncesi Sayın Mehmet Şimşek'le Hafize Gaye Erkan'la görüşülüyor? Onlar da biliyorlardı burada olacağını. Ve Türkiye bu arada sadece işte yüksek enflasyon sarmalına, kuru sarmalından girmedi. 230 milyar dolara yakın bir parasını da yaktı. Yani Merkez Bankası döviz rezervleri de gitti. Bugün burada nasıl çıkacağız diye düşünüyoruz. Merkez Bankası da nasıl çıkacağını düşünüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı nasıl çıkacağını düşünüyor. Bir taraftan yani şeyi enflasyonu kontrol etmek zorunda ama öbür taraftan kaynak bulmak zorunda olduğu için de yabancı da çok kolay gelmiyor. Kurun doğal dengesi diyoruz orada oturmadı. Halen biliyoruz ki Merkez Bankası baskıyla buralarda tutuyor. Siz döviz kurları yukarıya çıkarsa maliyet tarafında bir baskıyla karşılaşacaksınız. Döviz kuru baskısıyla ve enflasyon yükselecek. Öbür tarafta iş talebi kısmaya çalışıyorsunuz. Bu hikaye sizi stagflasyona götürür. Yani çok zor bir dönemde, dengelerin çok zor bir döneminde karşı karşıyayız. Hani sanki şöyle düşünüyorum. Tabii Türkiye ekonomisi, Türkiye gibi büyük bir devlet oralara gelmez. Bu benzetme belki biraz abartma da olabilir ama yani neredeyse ameliyat masasına koydunuz hastayı. Doğru tedavi yapmanız gerekiyor. Orada cerrahi müdahale yapmanız gerekiyor. Ama birisi diyor ki sen onu yapma, biraz daha hastayı anesteziyle biraz daha uyut diyor. Sanki öyle bir ortamdayız. Onun için hani buralardan çıkmak çok kolay değil. Bir de Türkiye'nin büyük bir sorunu da şu, Emrah Bey söylediği için hani krediler biliyorsunuz çok cesur davranamadı Merkez Bankası politika faizinde ama yan yollardan yine devam ediyor. Yani politikalar sadeleşmedi. Bir kere burada bir sıkıntı var. Bu ticari kredilerin daraltılması hani ve hem pahalı hale getirilmesi hem de daraltıldı biliyorsunuz hani. Bundan dolayı Türkiye'de çok sayıda zombi şirket var. Yani bu şu demek, aslında bu şirketler varlıklarını, aktiflerini eritmişler ama kredi çevirerek yaşıyorlar. Bunlar için hayatın da çok zor olduğu bir dönemi göreceğiz. Yani iflaslar gelecek. Sadece işte kredi kartından nakit kullanan ya da kredi kartıyla taksitle alışveriş yapan insanlar için değil, bu tip zombi şirketler için de zorlaşacak. İşte onlar kapanmaya başladığı zaman o istihdama ve büyüme rakamlarında olumsuz yansıyacak diye düşünüyorum. Yani işsizlik artacak diyorsunuz. Yani evet, kredi, para artacak. Bolluğu yok. Kredi alanlar aldı o rahat. Hocam niye otomobil iyi oldu gerçi de bizim alacak gücümüz kalmadı. Şimdi bir ara yatırım aracı olmuştu ya otomobil. Böyle insanlar otomobile saldırdı. Piyasada zaten otomobil yok. Tedarik sıkıntısı var vesaire derken. Beklediğiniz, oturduğunuz yerde fiyatlar daha da artıyordu falan. Şimdi ortalama en düşük araç. En düşük araç fiyatı 1 milyon. Ortalama 3 milyon lira Türkiye'de araçlar. Telefonda evet. 40 bin lira zaten. Şimdi böyle baktığınızda artık cazibesini yitirmiş otomobil yatırım. Faizler yükseldi. Yatırım alternatifi oldu bir taraftan mevduat. Tamam. Diğer taraftan döviz eskisi kadar baskılanmıyor. O da bir yatırım alternatifi oldu. Zaten insanların da diğer esas araba alacaklarında hevesi kaçtı zaten.